Allah iyilik versin. Merhaba kardeşim. Merhabalar. Sevgili başkanım, ne var ne yok? Nasılsınız? Sağ olun. Sizde ne var ne yok? Her şey yolunda. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ ol. Ben de öyle. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Sağ olun. Valla buraya böyle bir resmi kurum gibi falan gelmiyoruz. Onu bil. Yani hem Bandırma çocuğu olmamız münasebetiyle, hem bu yakın hukuk dostluk münasebetiyle kendi yerimiz gibi bildiğimiz için öyle geliyoruz. Ben hep söylüyorum, burası sizin yeriniz. Sağ olasınız. Sizleri burada görmekten de inanılmaz keyif oluyor. Biz de çok mutlu oluyoruz. El birliğiyle güzel şeyler yaparız inşallah bölgemize. Şimdi bunu niye özellikle size takdim etmek istedim, onu da söyleyeyim. İnsanlar belediye yönetimi dendiği zaman ilk baktıkları şey altyapı, üst yapı, yol, su vesaire, ona bakıyor ama ben ağırlıklı olarak kalkınma kısmına çok değer veriyorum. O sebeple kalkınma ile ilgili ayrı bir bölüm açtık. Onun yanı sıra özellikle sizlerle beraber, ticaret odaları, sanayi odalarıyla beraber ortak ciddi projeler yapacağız. Onlardan da bahsedeceğim tamam, şimdi size. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Şu dönemde insanları böyle hani dokunmak en güzeli. Çünkü insanların hani sizleri gördüğü zaman böyle hani İşte sizle iki sohbet etmesi bile, bir merhaba demesi bile çok etkileyici oluyor. Evet, ihtiyacı var insanların. Yani karar vericilerle, siyasilerle oturup konuşup derdini anlatmaya ihtiyacı var. Bazen yolumuzu kesip dertlerini anlatıyorlar. Piyasadaki sıkıntıyı benden daha iyi biliyorsunuz. Biz pratiğini yaşıyoruz sahada. Siz makro ölçekli gayet iyi görüyorsunuz. Onun için onların sesi, gözü kulağı olmak bizim sorumluluğumuz, vazifemiz. Tabii bölgeyi dolaştığımda çok ciddi bir ekonomik sıkıntıya tanık oldum. Başka yerlerde daha fazladır ama burada özellikle pazarlarda, çarşıda, Bandırma'da da millet feryat ediyor. Kepsut'ta da, Sındırgı'da da, her yerde bu feryada tanık oluyoruz. Yani bu kadar zengin bir coğrafyada, tarımın, hayvancılığın bu kadar güçlü olduğu bir bölgede insanların evlerine et götüremeyişi, pazardan poşetleri boş dönmesi ciddi bir sıkıntı. Taşımacılar Kooperatifinden geliyoruz. Onların dertleri bambaşka. Sevgili başkanım, hoş geldin. Burada karşılaşıyoruz. Ne var yok? Çok gel kardeşim, sağ olasın. Köylü topluyor zeytinini ağaçlardan. 5 ton zeytin. Gidiyor fabrikaya, diyor ki al kardeşim bu 5 ton zeytini. Bana diyor bunun karşılığında zeytinyağı ver. Diyor ki bunun diyor randımanı %20'dir diyor. Sana diyor ben buradan bir ton zeytinyağı veririm, yürü git diyor. Şimdi zavallı köylünün tutunacak bir dalı yok. Ya kardeşim bir laboratuvar açarsın. Akredite bir laboratuvar, evet. Devletin laboratuvarı. Ondan sonra dersin ki Özgür getir kardeşim bana zeytin numuneni, getirir. Laboratuvar der ki senin şeyin randımanın %25. O da der ki bak randımanım %25. Ona göre bana yağımı. O zaman köylüyü de ayağa kaldırırsın. Efendim zeytinyağın kalitesini de korursun. İnan sahada çalıştığın zaman bunlar o kadar kolay çözülebilecek şeyler ki yeter ki biraz niyet olsun.